sabır denince biraz insanımız şey gibi, sabırlı olmayı edilgen olmak, pasif olmak, efendim, ifademi mazur görün, biraz süklüm püklüm kalmak gibi anlayabiliyorlar. Sabır öyle değil. Sabır, nasıl hocam? İman ahlakını erişmiş kişilerin, müminlerin kendilerine özgü duruşunu ifade eder. Karakterleriyle, ilkeleriyle ve izzetiyle dimdik, dirençli ve istikamet sahibi olmasını ifade eder. Benim ilkelerim, benim istikametim, benim metanetim imsak vaktinden iftar vaktine kadar susuzluk çeksem de, dudaklarım kurusa da su içmememi, açlıktan karnım sırtıma yapışsa da bir şey yemememi emrediyor. Dolayısıyla ilkelerimle ve izzetimle ama dimdik, sabit kadem olacağım. İstikamet burada çok önemli. O kadar önemli ki Cenab-ı Peygamber Şeyyebetni Suretu Hud buyuruyor. Hud suresi beni yaşlandırdı buyuruyor. Ulema-i kiram merak ediyorlar. Acaba niye? Bütün Kur'an Cenab-ı Peygamber'e nazil oldu. Biz onun kalbinden, onun o güzelim ağzından, onun o güzelim öğretmenliğinden öğrendik hepimiz o Kur'an-ı Kerim'i. Niye bu sureyi seçiyor? Festegim kema umirt buyurulduğu için diye yorum yapıyorlar. Emrolunduğu gibi, Yüce Allah'ın emrettiği gibi dosdoğru ol, dosdoğru kal. Aslında sabırla bağlantılı bu da. Sabrın bir başka yönü, es-sabru alel beliyye diye alimler taksim ediyor. Hayat, hani hayatın kendi içinde, doğal akışı içerisinde, hani şair biz neşatın da gamın da ruzigarın görmüşüz der ya, tatlı bir takım tecrübeler yaşayabileceğimiz gibi bizi üzen, yoran, efendim, bazen canımızı yakan bir takım tecrübeler yaşayabiliyoruz. Şimdi işte Ramazan arefesinde yaşadık. Allah bu tecrübeden dolayı hepimize sabır ihsan eylesin. Hakikaten ilginç bir olay yaşadık, zor bir olay yaşadık, büyük bir felaket yaşadık. Yüce kitabımızda وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ buyurur. Kullarım sizleri korkuyla, açlıkla, hastalıkla, sağlıkla, orada alimler diyor ki misal kabilinden, örnek kabilinden birkaç tanesini söylemiştir. Bazen varlıkla, bazen darlıkla, bazen hastalık, bazen sağlıkla Allah sizi imtihan eder. Ey Peygamber, bu imtihan içerisinde, bu sıkıntılar içerisinde sabrını, metanetini koruyanları müjdele buyuruyor. Bakın, Yüce Allah mükerreren birkaç farklı yerde, birkaç farklı vesileyle ayet-i kerimede innallâhe me'as sabirin buyurur. Evet. Allah sabredenlerle beraberdir. Öyle bir iş yapalım ki Allah bizimle beraber olsun. O iş nedir diye düşünecek olursak bu iş sabırlı olmaktır, kararlı olmaktır, istikamet üzere olmaktır. Dolayısıyla gün boyu bu sabrın bir temrinini yaşıyoruz, sıkıntılar yaşasak da. Sabrın bir başka boyutu daha var. Efendim, ibadetler üzere sabrettik, oruç ibadetinde olduğu gibi. Başımıza gelen sıkıntılara sabrettik. Es-sabru anil maasi diye alimler farklı bir sabır türünden de bahsederler. Ne o ne? Dünya hayatı, hani dediniz ya, meşgalesi, yoğunluğu, belki oraya albenisini, çekiciliğini de eklemek lazım. Dünyanın böyle bir özelliği var. Züyyine linnâs hubbu şehevâti minen nisâ vel ganâtir ilâ hirlâye. Dünya hayatı değişik vesilelerle, renkleri, görüntüleriyle süslü gösterilmiştir. İnsanların aklını, bazen kalbini çeler, bazen zihnini dağıtır. İşte o albeniler, o çeldiriciler karşısında, onlara rağmen, madem ki şu işi yapmak bir Müslüman olarak bana haram, madem ki şu sözü söylemek bir mümin ağza yakışmıyor, söylememeliyim. O haram olanı yapmamalıyım. O bakmamam gereken yere bakmamalıyım diyebilmek, kötülüklere, yanlışlıklara, çirkinliklere karşı metin durabilmek, kararlı durabilmek, duruşumuzu, tavrımızı, izzetimizi, ilkelerimizi, irfanımızı ve iffetimizi koruyabilmek anlamına gelir. Aslında orucun içinde, Ramazan'ın içinde biz bunu da yaşıyoruz.